Davraskent'in sunduğu Isparta Basın Kulübü devam ediyor. Basın kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık üçüncü bölümde izleyebilirim. İlk bölümde izlediniz, Senir beldesindeydik. Senir'deki halkımıza ve oradaki yerel yönetimin çalışmalarını ekranlara getirdik. Böylelikle basın kulübü başkanlar konuşuyor programı da 2016 versiyonu olarak tamamlanmış oldu. 2017 yılında bu yıl sonu aynı proje tekrar devam edecek. Ardından Barida Sanat Evi'ne götürdük. Güzel bir müzik dinletisi oldu. Tabi aslında orada çok güzel bir gösteri vardı. Uzun süreli bir gösteri vardı. Ama biz parça parça yayına verdiğimiz için sadece keman dinletisini izlediniz. Daha küçük çocuklarımız var. Onları da önümüzdeki haftalarda ekranlara getireceğiz. Bu bölümde de stüdyoda canlı yayın konuğumuz Denge Patent sahibi Metin Arıkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Evet, Metin Arıkaya bir Denge Patent olarak Isparta'nın aslında marka danışmanı diyebiliriz. Markalaşma kültürünün oluşmasına ciddi şekilde katkı sağlıyor. Ve Isparta'daki birçok markanın da patentini bu ofis sağlamış, almış durumda. Tabii aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda yönetim kurulu seçimi vardı. Isparta Girişimci Sanayici İş Adamları Derneği'nin de yönetim kuruluna girdi. Hayırlı olsun da bu arada. Teşekkür ederim. Evet Soner. Evet. İyi akşamlar.
Tabii Senir'deydik, Mehmet Bey söyledi. AK belediyeler, iktidarın belediyeleri projesinde belediye olarak son 5 ilçe 7 belde ile bu seriyi yaptık bu yıl için. Önümüzdeki hafta inşallah olumsuzluk olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Süreyya Sadi Bilgiç canlı yayın konumuz olacak. Evet. Bu da bu programın devamında serisinden birisi. En son finalde AK Parti İl Başkanı Osman Zabun'la yine yapacağız. Çok faydalı oldu bence. İlçe ve belde belediyelerimizin projelerini gördük. Evet, Metin Bey'i de bugün çağırmamızın sebebi son zamanlarda özellikle mecliste bazı kararlar alındı. Franchising konularında çok yoğun talepler var. Yeni franchisingler açılıyor. Bu konuda Metin Bey daha önce uyardı. Mağdur insanlar var. Evet. İşte patent, mobilya sektöründe patentle ilgili meclisin aldığı sınai haklar kanununda değişiklikler aslında oldu. Yani çok sayıda marka konusunda ve bunun ötesinde biz Isparta'nın marka tescilinde, faydalı model patent tescilinde ne durumda onlara konuşalım diye davet ettik. Sağ olsun kırmadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Isparta hemşerilerimizin, müşterilerimizin ve İksiyat Yönetim Kurulu üyelerimizin iyi akşamlar diliyorum hepsine. Bugün sınai mülkiyet hakları ile ilgili Türk Patent Enstitüsü yeni ismiyle Türk Patent Marka Kurumu yeni bir yasa çıktı. Meclisten yeni bir yasa geçti. İsmi de değişti Türk Patent Enstitüsü'nün. Enstitüsü kelimesi söylemek biraz zor geliyordu insanlara. Türk Patent de ismini bundan yola çıkarak Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirdi. Yeni yasada neler var? Markada uygulamada bazı hatalar vardı. Onlar o pürüzler giderildi. Patent ve faydalı modelde bazı soru işaretleri vardı. Patent nedir, faydalı model nedir? Onlarda soru işaretleri vardı. Onlar giderildi. Tasarım tescilleri de bazı sıkıntılar vardı. Onlar giderildi. Dolayısıyla bugün bunları anlatalım. Sırayla markadan başlayalım. Evet. Öncelikle günümüzde yaşadığımız denge patent olarak bize gelen sıkıntılardan ya da müşteri olarak bize gelen, müvekkil olarak bize gelenlerin yaşadığı sorunları anlatalım. Üniversitemizin son dönemde öğrenci sayısının çoğalmasıyla kafecilik sektöründe aşırı bir artış gözlemliyoruz. Son 3 yılda ciddi oranda kafe, restoran ya da kafe, bistro ya da kafecilik diyelim. Bu tarzda çok fazla sayıda firma açıldı. Bazıları hazır marka getiriyor Isparta'ya. Bazıları ise kendi markalarını oluşturmak istiyor. Bunların yaşadığı sıkıntılar şu şekilde oluyor. Genellikle franchising olarak bir anlaşma yapıyor firmalar. Oysa franchising için de ciddi bir para ödüyor. Mesela bir firmamızın yaşadığını anlatalım. Burada fast food üzerine bir firma açmışlar. Baktığınızda İstanbul firması ya da büyük şehirden gelmiş bir firma olarak gözüküyor. İsmi de yabancı. Kendisi de şeyi açarken, firmayı açarken tescilli bir markanın bayisi olarak franchising anlaşmasını yaparak geldiğini, burada firmayı açtığını, onların burada iş yeri ve kafe için caddede bir yer olacak, mekanı, cephesi şu kadar olacak, ölçüleri işte, içerinin özellikleri bu kadar olacak diye gelip yer gösterdiklerini, ciddi bir rakam ödediklerini, isim parası sadece. Ve içerideki görsellerinde işte şu standartlara göre bizim istediğimiz sözleşmemizde bunun gibi olması gerektiği gibi şeyler öne sürerek öyle anlaşma yaptıklarını anlattılar. Fakat markayı araştırdığımızda baktık ki marka Ankara'dan bir firmanın. Başka hiç bunların anlaşma yaptığı firmayla hiç uzaktan yakına alakası yok. Ankara'dan başka bir firmanın tescilli markası. Böyle olunca ne oluyor? Bu
Burada insanlar tescilli bir markanın bayisiyim diye burada kendini ya da franchising aldık bir bu firmaya o şekilde açtık burayı diye reklamlarını müşterilerine o şekilde tanıtıyorlar ya da dışarıya o şekilde reklamlarını o şekilde veriyorlar. Fakat nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar? Bakıyorlar ki onu da araştırmadan kendileri bilemiyor. Yani bize geliyorlar diyorlar ki biz ileride başka bir markalı iş yeri açacağız. Şimdiden markamızı tescil ettirelim diye geldik. Ben diyorum ki bakalım sizin şu anda mevcutta çalıştırdığınız iş yerinizin markası kime ait? Diyor ki Antalya firmasının tescilli markasını getirdik. Bakıyoruz marka Ankara'dan çıkıyor. Yani dolayısıyla çok kandırma olayları oluyor galiba. Yani kandırma bazı firmalar var. Tam kandırma da demeyelim. Tabii bu işi üç kağıdı olarak da şey yapan da var. Geçmişte dershanecilerin bu şekilde mağdur edildiğini gördüm. İsim vermek istemiyorum yani isim vermek de doğru bir şey değil. Adamlar 60 bin dolara, 70 bin dolara isim hakkı satıyorlar. Ankara firması. Tescil edilemeyecek bir ismi sanki kendilerine tescil etmişler gibi sürekli Türk Patent Enstitüsü'ne marka başvurusu yaparak işte biz bu ismi Türkiye çapında dil okulu, dershanecilik ya da işte kurs, etüt merkezi olarak şey yapacağız, bizden bayilik almak isteyenler gizli gelsin bize başvursun diye internette web sitelerine falan bu şekilde reklam veriyorlar. O şekilide şeyler de gördük yani geçmişte. Sizin önerileriniz neler? Ispartalı firmalara hizmetiniz var mı bu anlamda? Bunu önlenmesi gereken bir sorun bu. Ne yapması gerekiyor insanlar? Öncelikle şirket kuracak olan firmalar şunu yapıyor. Ticaret odasına gidiyorlar. Biz diyorlar gıda firması olarak firma kurmak istiyoruz. Orada isimleri ticari ünvan olarak boş olabiliyor. Fakat aynı ismi tabelasına da koyacağı zaman işte bu zaman marka olarak kullanmış oluyor. Yani ya da şöyle, oraya gittik başvurduk, ticari ünvan olarak ben onu kullanabileceğim ama tabela asamayacağım. Tabela öyle mi? Asamazsınız tabii. Marka tescili ayrı bir şey, marka ayrı bir şey değil mi? Şöyle bir örnek. Bir bal üretecek bir firmamız. Arıcılıkla uğraşıyor. Ticaret odasına gidiyorlar. X bal gıda firması diye şirketini kuruyorlar. Bize geliyorlar aynı ismi tescil için. Bakıyorlar ki bizde marka tescilli. Başka bir firmanın tescilli markası. Ne oldu? Ticari ünvan başka, marka başka. Öyle de olabilir aslında ama bu ismi beğenerek ürünlerinin üzerine bu markayı vurarak piyasaya ürün çıkarmak istemiş. Ticari ünvanda tescil Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ticaret Tescil Gazetesi'nden kontrol edilir. Marka tescili de Türk Patent Enstitüsü'nün veri tabanından kontrol edilir. Bugünlerde bir inşaat firmamız var mesela. Türk Patent Enstitüsü'nden biz araştırıyoruz, marka boş. Ticaret odasına gidiyor marka dolu. Tekrar arıyor. Tersi de oluyor yani. Ticaret odasında marka tescilli. Bizde boş. Bir türlü bir marka yakalayamadık. Yani tam yakaladığımız an iki taraftan da boş olduğunda inşaat firmasının ismini o şekilde koyacak mesela tabelalarına. Ticari ünvanım da yani aynı olsun diyor. Ticari sicil ticari defterde, ticari gazetede olması yeterli değil. Yeterli değil. Marka laşmak istiyorsa marka tescili. Şimdi şöyle bir şey oldu. Boş olması gerekiyor. Isparta'da geçmişte 14-15 şubesi olan herkesin de tanıdığı malumudur. Marka veremediğimiz için mavi logolu bir unlu mamül firması vardı. Hala devam ediyor faaliyetlerine. Bunların markası Mersin'den tescilliydi. Biz buranın ismini tescil edeceğimiz zaman karşımıza Mersin'de tescilli olduğunu öğrendik ve Mersin'den tescilli olduğunu araştırdık. O firmayla irtibata geçtiğimizde ama ticari ünvanımız tabelasında kullandığı poşetlerinde, ürünlerinde, ambalajlarında kullandığı bir marka. Fakat tescilli markası değil. O zaman ne yaptık?
karşı taraftaki firmayla irtibata geçtik. Dedik ki bu marka sizin tescilli markanızmış, kullanmıyorsanız biz satın almak istiyoruz. Adamlar 200 bin TL istedi. Vay be. Sonra o 200 bin TL'ye ödeyemeyeceğimizi firma sahibi söyleyince aradan bir hafta 10 gün geçti. Sizin 15 şubeniz varmış, kapatacaksınız. Bütün tabelaları, broşürleri, işte içerideki kutuların üzerindeki ambalajları affedersiniz. Hiç aramasanız haberi olmayacak. Tabii aramasak aslında internet bir şekilde haberleri oluyor yani. Bizim de haberimiz oluyor ama mesela. Ama kaç senedir adam o dediğiniz ben biliyorum kullanıyor aynı ismi. 6 sene haberi olmamış. 7. sene sizden biz satın öğrendim almak istiyoruz deyince haberi oldu. Ama bu şekilde kendileri fark edip de gelen birçok şey var. Peki, firma var. Satın aldık markayı 35 bin liraya satın aldık. 200 bine 35'e düştü. Pazarlıklarla düştü. Bizim bir marka falan bir şey kullanan yok mu ki ya? İyiymiş bu. Vallahi. Ama alacağımızı mecbur gördü. Bakın bu aslında her şey parayla çözülen bir şey değil. Sparta'da geçmişte süt ve süt ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir firmamız. Geçen programda da anlatmıştım bunu. Markayı satın alacağımızda Bursalı bir firmanın tescilli markası olduğunu fark ettik. Firmayla irtibata geçtik. Adam kuyumculuk yapıyormuş. Ben dedi zaten süt ürünleri üzerine bir faaliyette bulunmuyorum. Biz dedik ne kadara satarsınız markayı? Parayla almayı göze aldı burada firmamız. Ben dedi bundan dedi para turu almam. Gelin noter masraflarını karşılayın, marka sizin olsun dedi. Yani hiçbir şekilde ücret talep etmeden markayı aldığımızda o şekilde örnekler olduğunu da biliyorum. Evet. Burada yani sonuç olarak değerli izleyiciler... Sorgulatmak gerekiyor evet, markayı aslında. Her kurduğunuz işletme, şirket, ticaret odasında sadece ticaret sicili gazetesinde yazılı olan ticari ünvan olarak boş olabiliyor. Ama aynı isim daha önce bir başka kişi tarafından markası tescillettirilirse eğer ciddi sorun var demek. O nedenle sadece ticaret odasında ticari ünvanı sorgulatmayın. O kurduğunuz şirkette o ismi marka olarak da kullanacaksanız, tabela olarak asacaksanız mutlaka ve mutlaka bir danışmandan, marka tescil danışmanından Mehmet Bey, biz burada marka araştırma ve ücret sorgulamadan ücret almıyoruz. Bu da öyle oluyor ki yani aylarca marka aradığımız firmalarımız oluyor. Ve ben diyorum ki sürekli telefonla arayıp şu marka boş mu, bu marka boş mu diye sormaktansa veriyorum cep numaramı. Buradan yazın, aklınıza gelen markaları yazın. Yani bizde hizmette sınır da yok. Gece gündüz yazıyorlar ve sonunda markayı bulasıya kadar firmalarımızı memnun edecek şekilde hizmet veriyoruz. Yani bir firmamıza 3,5 ay, bir firmamıza 7 ay marka aradığımızı biliyorum. Yani mobilya sektöründe, gıda sektöründe, kozmetik sektöründe yani marka bulmak çok zordur. İnsanlar markasıyla ünlüyor. Evet. O isim çok önemli. Tescil etmek çok önemli. Hakları kesinlikle saklı kalması gerekiyor. Burada şu da var. Marka bir firmanın yüzlerce markası olabilir, binlerce markası olabilir. Yani bir ticari ünvanın altında yüzlerce farklı marka olabilir. Isparta'da herkesce bilinen meşhur dünyada %65 gül yağını üreten firmamız. İsmini söylemekte herhangi bir şey olduğunu görmüyorum. Gül Birlik firmamızın, Rosens firmamızın. Burada %65'i sadece Gül Birlik değil, bütün gül yağı üreten firmaları dahil. Yani en güçlü örgüt olarak gül yani, örgütü evet, doğru. Yani Isparta genel olarak dünya gül yağı ihtiyacının %65'ini karşılıyor ama içerisinde gül birlikte var, özel sektörde var, hepsi var. %35'ini üretiyordur canım yani. Tamam canım, biz sonuçta üretiyoruz. Evet. Sonuçta üretiyor. Şu anda ben firmayla tanıştığımda 7 tane markası vardı. Şu anda 37 tane markası var. Burada firmaları yönlendirirken şunu anlatmaya çalışıyoruz. Markayı aldım, duvara astım. Bununla iş bitmiyor. Siz büyümeye başladığınız zaman taklitleriniz de çıkar. Önüne isim getirir, sonuna isim getirir, evet, baş harfini değiştirir, telaffuzunu aynıymış gibi yapar. Gül Birlik hukuki mücadele verdi. Kazandı da birçok. Kazandı. Bir mahkemesi oldu geçmişte. Onu da kazandı. Yani burada insanları doğru yönlendirmek çok önemli.
Şimdi oranın müdürü bana diyor ki sen bizim de işimizi yapıyorsun, biz rakiplerimizin de işini yapıyorsun. Nasıl sağlıyorsun bu aradaki şeyi? Herkesi doğru yönlendirerek. Buradan bir örnek. Antalya'da Şimşek Köfteleri diye meşhur köfte isim piyaz. İsim vermiyoruz. Vermiyoruz da bunu söylemek zorundayım. Çünkü herkes tarafından bilinen bir marka bu. Sahibini iyi tanıyorum. Hatta bir ara müşterimiz oldu. Adam sektörü bırakmak zorunda kaldı. Neden? Bu aslında güzel bir hikaye. Burada bir patent firmasının yaptığı bir hatadan dolayı o markanın tek başına tescil edilememesi, sonrasında başına Aksu ismi getirilerek, Aksu Şimşek olarak tescil alınması ve onu da o şekilde tescilli aldığını gören diğer köfte piyaz işi yapan firmalar da işte sonuna yazmış Ahmet köfte, Şimşek köfte, işte Mehmet köfte, Şimşek köfte falan filan. Herkes kendi ismini yazarak, kendi tabelalarını indirerek ismi o şekilde çoğaltarak bir baktık ki Antalya'da 1,5 sene içerisinde biz vatandaşla tanıştıktan hemen sonra 1,5 sene önce 50-60 tane firma türedi. Sonra arkasını araştırdığımızda başka bir patent firması kötü niyetli sana da alırız, sana da alırız, sana da alırız bu markayı diye herkesi kötü niyetli şekilde yönlendirmiş. Ne oldu? Burada patent firmasının yaptığı hatalı bir yaklaşım var. Sırf para kazanmak amacıyla herkesi memnun ederiz düşüncesiyle o kişinin ticareti bırakmasına sebep oldular. Bu çünkü hukukla uğraşamaz oluyor. Hale geldi. Taklit yani olmuş oluyor değil mi bu? Taklit sınıfına giriyor. Tabii, taklit sınıfına giriyor. Çok kötü. Yani her sektörde demek ki bu tür şeyler yaşanıyor. Bizim sektörde de var yani sadece isim anlamında değil. Farklı sektörlerde de şu benzeri sorunlar maalesef bulunuyor. Vatandaş emlakçılık yapıyor bildiğim kadarıyla. Sektörü bıraktı. Yani ben ona şunu söylemiştim. Siz yakın bir gelecekte bu işten vazgeçersiniz. Çünkü davalarını yetişebildiler, ne avukatlara para yetiştirebildiler. Çünkü sürekli taklit çıkıyor. Her biriyle uğraşmak bunun masraftır yani. Yazık günah. Şimdi adam bir marka oluşturuyor, emeğini veriyor. Evet. Fikir ona ait, emek ona ait, konsept ona ait, her şey ona ait. Evet. Ama aynısından onlarcası, 50 civarında dedi Metin Bey, taklit türüyor ve görüyorsunuz o işi aslında piyasaya çıkaran insan bu sektörden çekilmek zorunda kalıyor. Çok yazık yani, insan üzülüyor bu şekilde. Doğru. Olması da çok kötü. Demek ki taklit olmayan... Burada firmaları da doğru yönlendirebilmek çok önemli. Yani aslında şunu anlayamıyor bazı firmalarımız. Reklam çalışmasını yapmış, tabelasını asmış. Gıda firmasıysa ambalaj üzerine de ürünü ambalaja sokarak piyasaya sunuyorsa. Bütün ambalaj basılı, bütün her şeyini yaptırmış. Markayı tescil ettirmek hiç aklından geçmemiş. Birisi de çıkıp bu markanın tescili var mı yok mu ya arkadaş bunu bir sorgulattır diye şey yapmamış. Çok hani bazı bilinçli reklamcı arkadaşlarımız var. Onlara biz önceden diyoruz ki hani markalar size gelen markaların tescilli olup olmadığını bize sordurun ondan sonra şey yapın. Onlar da hani kimisi bilinçli yaklaşıyor. Direkt arıyor. Diyor ki bu marka tescilli mi değil mi? Bu firmamız şu kadar yatırım yaparak bu işe giriyor. Bazısı da hiç umurunda olmuyor yani. Tamam diyor. Hangi markayla gelirse gelsin müşterisi. Onun üzerine bütün reklam çalışmasını yapıp tabelasını da asıp çalışmasına hiçbir şekilde şey yapmıyor. Yani burada şey çok önemli. Bir gün çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Yani yüzlerce, binlerce örneğimiz var yani şu anda. Biz Isparta'da 17. senemize girdik. Türk Patent Enstitüsü'ne kayıtlı tek vekil firma biziz Isparta'da. Evet. Kayıtsız olan da var yani. Öyle mi? Şu şekilde nasıl bir mahkemede kendinizin girdiği davanın sonucu soru işareti olacaksa Türk Patent Enstitüsü'ne de bir marka başvurusunu bir kişi kendisi yapabilir. Hı-hı. Ama sonucu %95 olumsuz olacaktır. Siz ya diyorsunuz da, ki firma adına biz Isparta'da tabii, bunu... Türk Patent Enstitüsü vekillik sistemiyle çalışır. Patent vekilliği ve marka vekilliği şimdi diye Metin Bey, kayıtlı olmak gerekir. Ve yeni bir markaya başlama konusunu anladık.
mutlaka bir marka ofisine bunu sorgulatmak 5 dakikalarını almayacak bir iş. Kesinlikle. Ücretsiz bir iş. Şimdi bir de patent var. Patent olayı. Özellikle mobilya yumuşak tasarım tescili. Tasarım tescili var. Patent var. Hani bizim Isparta'da da model tasarım tescili noktasına giren üretimimiz var, imalatımız var, patentler var. Biraz da bu konuda bilgilendirme yapar mısınız? Öncelikle tasarımdan başlayalım isterseniz, patenti sona bırakalım. Tasarımda bir ürünün görselliğini, fotoğrafını ya da ürün ortaya çıkmaması çizimleriyle şeklen görüntüsünü koruması nasıl yapılır? Çizimleriyle, fotoğrafıyla yapılabilir. İşte üzerinizdeki ceketin ya da gömleğin tasarımı, bardağın görüntüsü ya da bir koltuk, kanepe, oturma grubu ya da işte mobilyada kullanılan bir gardırobun, dolabın tescili. Yani burada görebileceğiniz her şeyin tasarım tescili aslında olabilir. Burada en büyük sıkıntıyı yaşayan firmalarımız mobilya sektörü ile makine sektörü. Mobilya sektörü daha çok görsele hitap ettiği için, tasarıma hitap ettiği için koltukların, oturma gruplarının ya da modüler mobilya dediğimiz yatak odası, yemek odası, işte masa, sandalye, bunların görüntülerinin tescil edilmesiyle ilgili tasarım tescillerinin sıkıntıları olabiliyor. Birçok mobilyacı esnafımız gidiyorlar ulusal fuarlara, büyük markaların kataloglarını alıyorlar, açıyorlar katalogdan, bunun tescili varmış, bunun yokmuş, bunu araştırmadan etmeden modelin aynısını yapıp geçiyor. Ben burada diyor bir tane, iki tane satarım, üç tane satarım, nereden bulacak beni diyor. Bulduğu zaman karşı taraftaki firma affetmiyor işte. Bunun hem ceza davası var, şimdi yeni yasada artık var, eski yasada gene ceza davası ile ilgili maddeler vardı, fakat Anayasa Mahkemesi'nin bazı iptal ettiği kararnamelerden dolayı, yanlış hatırlamıyorsam, bu uygulanmıyordu. Yani biz de tasarım tescil belgesini almış olduğumuz bir firmamızın ürünü için karşı tarafa tespit ya da tespit davası için açmış olduğumuz şeylerde ürüne el koydurma yaptıramıyorduk. Marka varsa ürünün üzerinde, markamız taklit ediyorsa orada savcılık şeyi veriyor, el koymayı veriyor. Tasarım tescilde? Tasarım tescilde gidiyor, tespit ediyor, bu firma bunu yapıyor, yapmış, tamam, gördüm, kayıt altına aldım. Firmanın da beyanını alıyor, evet ben de yaptım, yanlışlıkla yaptım ya da bilerek yaptım. Şimdi değişiklik oldu mu bu yasada? Oldu. Neyi? Artık ceza davası da oldu. Dört türlü davası var bunun. Tabii burada ceza davası, maddi manevi tazminat davası, yoksun kılınan kazanç davası şeklinde. Mala da el konabiliyor. El konabiliyor. Ürüne de el koyulabiliyor. Kopya ürüne. Kopya ürüne. Evet. Evet. Şeyler ağırlaştırıldı yani. Mobilyacılarımızı özellikle uyarmak istiyorum. Buradan Mobilyacılar Odası Başkanımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mobilyacı esnafımızı toplasın, bu konuda özel şey verelim. Bilgilendirme toplantısı yapalım. Çünkü geçmişte taklit marka satmaktan kundurucular sitesindeki birçok esnafımız ceza aldı. Belki duymuşsunuzdur. İşte meşhur, o bilinen amblemi olan işte o 6-7 harfli markası, yabancı markalı spor markaları, ismini veremediğimiz için böyle anlatmak zorundayım. Onların ürünlerini bilmeden sattıkları, yani lisanslı ürün diyelim, kısaca lisanslı ürünleri bilmeden sattıkları için ben bunu bilmiyordum demiş, mahkemede çıkmış ama gene de cezayı aldılar yani. Onun için markada bu uygulanıyordu. Tasarımda ve patent faydalı modelde uygulanmıyordu. Artık uygulanacak. Tasarım, yani burada tasarım tescili şunu anlatmaya çalışıyorum daha çok. Mobilyacılar kendi özgün tasarımlarını tescil ettirsinler. Yani
ellerine geçirdikleri kataloğu açıp işte 14. sayfasındaki model çok satılıyormuş deyip onu üretip satmaktansa kendi özgün tasarımlarını çıkartıp tescil ettirip daha sonra piyasaya o şekilde ürünlerini sunmaları, satmaları daha onların menfaatlerine olacak. Yani yoksa tespit oluyor değil mi? Büyük firmalar tabii, bunu tabii, tespit oluyor, edebiliyor. Oluyor. Basın kulübü de bizim tescilli. Isparta Basın Kulübü, Metin Bey. Isparta Basın Kulübü'nün adında marka tescilini yaptık. Evet. İnşallah başka bir yerde kullanılmıyordur. Artık şimdi bir araştırmamız lazım, bakmamız lazım. Değerli izleyiciler, şimdi Basın Kulübü bazı mahalleler bize ne zaman geleceksiniz gibi şeyler var, sorular var. Biliyorsunuz hava çok kötüydü. Özellikle son bir aydır Isparta oldukça şiddetli bir kış geçirdi. İki kez yoğun kar yağışı oldu. Soğuktu ama programladık. En kısa sürede devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen mahallelere tekrar çıkmış olacağız. Tabii Basın Kulübü sadece mahallelere gitmiyor biliyorsunuz. Beldeler, ilçeler onları zaten izlediniz. Belediyeler, başkanlar konuşuyor programını izlediniz. Bunun dışında bir de biz köy projesinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Basın Kulübü her köyde bir haber var. Yani biz mahalleyi başlattığımızda, her mahallede bir haber varı başlattığımızda çok olumlu yansımaları oldu ve birçok köyde, kırsal kesimde bize niye gelmiyorsunuz, bize de gelin, bizim burada da haber var dedi. Biz de tamam dedik, köylere de çıkalım dedik. Hatta köylere çıktık, bazı köylerimizin çekimlerini yaptık. Ama önce onun kısa bir fragmanı var, çok kısa bir fragmanı var. Sizlere o fragmanı bir izletelim. O zaman zaman Kanal Osik ekranlarında dönecek bir fragman. Ardından da Öğrenciler Konuşuyor bölümümüz var. Çok kısa bir aramız var, hemen dönüyoruz. Adım Nilüfer Kızıldağ. Hatay İskenderun'dan buraya geliyorum. Turizm ve otelcilik mezunuyum. Bu bölümü okuyorum. Isparta'ya daha önce hiç gelmiş miydin? Isparta'ya daha önce hiç gelmedim fakat burada birkaç arkadaşım bulunuyor. Burayı bana önerdiler. Hani güzel bir yer. Gel buraya falan dediler. O şekilde geldim. Senin beklentilerini karşıladı mı? Benim beklentilerimi, Hatay İskenderun'da da deniz vardı. İnşallah orada da bir suya dair bir şey vardır dedim. Ve buraya geldiğimde ilk gölü gördüğümde yani suyun olması beni çok sevindirdi. Peki sana göre eksiklikler nelerdir? Neler yapılsın istersin? Yani öğrencilere göre daha aktivite şeyler olmasını isterim. Nasıl diyeyim? Yani böyle sinema olabilir, özellikle sinema olabilir. Yine alışveriş merkezleri, alışveriş yapabileceğimiz yerler olabilir. Adım İlyas, soyadım Küçük, Uşak'tan geliyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih etmendeki en büyük etken neydi? En büyük etken, buraya daha önce gelmemiştim. Gönlüne aldandım, gönlünü sevdim. Hani 7 tane tercih yaptım zaten, hepsini de buraya yazdım. Buraya gelince işte göllerine falan baktım, fotoğraflarına baktım, çok beğendim, çok hoşuma gitti. Hani bu yüzden buraya geldim. Şu anda memnunum ama öğrencilere dair biraz daha katılımlar olsa, mesela saat 9'dan ondan sonra hani hiçbir yerde hayat yok, öğrencilerin dolaşacağı, gezeceği hiçbir yer kalmıyor. Yani evden dışarı çıkmıyoruz daha doğrusu. Hep arkadaşlarımızla birlikte oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Anca böyle vakit geçiyor burada. Ben Büşra Terzi, İnsan Kaynakları bölümünde okuyorum. Nerelisin? Aslen Rizeliyim. Peki buraya ilk defa mı geldin Isparta'ya? Evet. Geldiğinde Isparta'da en beğendiğin şey ne oldu? Isparta'da direkt Eğirdir'i beğendim. Öncesinde hani merkezi beğenmedim ama burası gerçekten çok hoşuma gitti. Bize kendini tanıtır mısın? Adım Aykut, soyadım Düzgün. İstanbul'dan geliyorum, aslen Orduluyum. Bu kadar. Peki daha önce hiç Isparta'ya gelmiş miydin? Yok ama Isparta hakkında birkaç arkadaştan bir tüyo almıştım, yani bilgi almıştım. Öyle araştırma üzerine. Üniversite Isparta beklentilerini karşıladı mı? Ya hemen hemen. Aslında diğer üniversitelere, arkadaşlarım gittiği üniversitelere göre kıyaslarsak eğer, hani burası daha iyi. Ne gibi mesela, bize açıklayabilir misin? Mesela, en beğendiğin üniversitenin ne yönleri var? Isparta'nın ne yönleri var? Ya bir kere hiç değilse sıkılmıyoruz burada. Hiç değilse göl var hani manzara bakımından, doğallık bakımından. Yani İstanbul'dan geldiğim için hani fazla kalabalık bir memleketti. Yalnızlığı özlemiştim.
Burada kendimi bulabiliyorum aslında, düşünebiliyorum. Diğer arkadaşlarım da mesela Kütahya'da okuyan arkadaşım var. Hiçbir aktivite, hiçbir şey yok olduğunu söylüyor. Ama bizde hani okulun birçok yaptığı aktivite var. Futbol olsun, ondan sonra voleybol olsun, farklı farklı şeyleri var. Yani onlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Kafelerde biraz da iyi, hani onlara göre. Öncelikle bir de şey var, okulumuz gayet iyi. Hocaları olsun, öğrenim olsun, sınıflar olsun. Hani diğer arkadaşlar sınıfta üşüdüğünü söylüyorlar, hani başka okulda. Ama bizim okulumuz o bakımdan iyi, her konudan iyi. Hocaları daha yakın, hani bir sıkıntımız oldu mu bizle ilgileniyorlar. Odalarına çağırıyorlar, konuşuyorlar. Yani memnunum okuldan. Peki burada senin en dikkatini çeken, en beğendiğin şey ne oldu? Ya tabii ki herkesin, her arkadaşımın söylediği gibi Eğirdir Gölü oldu. Yani farklı, muazzam bir görüntüsü var. Yani her açıdan çektiğin gibi güzel çıkıyor. Bu oldu. Peki ne gibi eksiklikleri var? Neler yapılsın istersin? Ya öğrenciye hitap eden şeyler biraz az. Hani burada kafelerde falan olsun. Şimdi İstanbul'dan geldiğim için burayla kıyaslıyor insan ister istemez. Hani farklı oluyor. Mesela eksiklikler çok. Kafeler biraz boş kalıyor. O göz aşinalığı gidiyor. Öyle. Evet, köylerimizin de fragmanı oldukça güzel olmuş. Arkadaşların eline sağlık. Evet, Metin Bey, en son mahkeme sürecini konuştuk. Siz mobilyacılara çağrı yaptınız. Özellikle mobilyacılar odasına tasarımların özellikle tescili konusunda mutlaka bir bilgilendirmeye ihtiyacı var bu sektöründe. Kesinlikle, de. Evet. Umarız mobilyacılar bu çağrıyı dikkate alır. Çünkü sonuçta kendilerine özgü bir ürünü, bir çalışmayı bir başka yerde çok farklı olarak görebilirler. Hatta benim bazen mobilya deyince bu ahşaptan hani oyma işler, farklı süs eşyaları falan yapılıyor. Evet. Mesela Konya'da şimdi aklıma geldi. Konya'da bir Mevlana'nın orada bir alışveriş merkezine uğramıştım. Yani hediye alacağım da telefonla fotoğrafını çekeyim de Isparta'ya hanıma göndereyim, beğenir mi, beğenmez mi diye düşündüm. Telefonu çıkardım, resim çektirmediler. Yasak, biz bunları çektirmiyoruz dediler. O bakırlar falan da vardı hatta, sadece ağaç işleri değil. Yani bazı işletmeler de bayağı hassas demek. Bizim burası çok farkında değil. Satın alsanız fotoğrafını çekemeyecek miymişsiniz? Satın alsak çekeceğiz, o da bir değişik bir şey. Yani orada diye hepsini çekeceğiz diye galiba. Yani hepsini alır diye bir endişe olabilir. Olabilir. Ama bir hassasiyet var yani. Bu hassasiyetin Isparta'da da oluşması gerekiyor. Şimdi tabii insanlar emek harcıyor, uğraşıyor, çalışıyor, çabalıyor ve sonuçta ortaya bir ürün çıkıyor. Tescili için de ciddi bir para harcıyor. Sonra bir bakıyor taklitleri çıkmış. Yani bunun aslında hukuksal tarafıyla uğraşmak da kolay değil. Herkesin gücü yetebilecek şey değil. Yani bunun avukat masrafı var, mahkeme masrafı var, bilirkişi masrafı var. Tamam, davayı kazandıktan sonra karşı taraftan bunların hepsi fazlasıyla zaten alınıyor. Fakat sonuçta firma bunu şey yapması gerekiyor. Bazı müşterilerimiz cebinden ödemesi gerekiyor ilk etapta. Bazı müşterilerimiz şunu söylüyor. Neden Türk Patent Enstitüsü ya da Türk Patent Marka Kurumu bunun takibini yapmıyor? Ya da siz neden yapmıyorsunuz? Bizim markamızı tescil ettiniz. Taklitlerimizi neden takip etmiyorsunuz gibi. O bunlar bizim konumuz değil. Siz bunu fark edeceksiniz. Siz takip edeceksiniz. Biz ne yapabiliriz? Sizi doğru bir hukuk uzmanına yönlendirebiliriz. Ya da o süreçte çalıştığımız avukat arkadaşlarımız var. Onlarla da irtibatı sağlayabiliriz. Bir de şu şekilde çalışmalarımız oluyor. Karşı tarafın marka ya da patent ya da tasarıma müracaat ettiğini, takibini yapıyoruz biz. Aslında marka, patent, tasarım tescillerini takiplerini de yapıyoruz. Eğer ki kendi müşteri portföyümüzdeki almış olduğumuz ürünlerle ilgili başkaları da bunlara benzer bir tescil alma gayesi içerisine girmişse, bunları fark ediyoruz. Kayıtlarda, bültenlerde bunlara rastladığımız zaman itirazla onu daha, hani derler ya, yılanın başı küçükken ezmek, işte biz de onu daha tescil gerçekleşmemişken tescili iptal için hemen bir itiraz işlemi gerçekleştirip iptal ettirebiliyoruz. Karşı tarafın eline daha belge geçmemiş oluyor. Türk Patent Enstitüsü'ndeyken öldürmüş oluyoruz yani işlemi.
diğer makine, kafe, onunla ilgili burada tamamladık mı? Franchising'i bitirelim olmazsa. Evet. Yani burada franchising sistemiyle çalışan kafe, restoran ya da hizmet sektöründen diyelim. Bunlarla ilgili öncelikle bizle irtibata geçsinler. Markalarının tescilli olup olmadığını şey yapalım, kontrol edelim. Bundan sonrasında kendileri marka olmak istiyorsa eğer, kendi markalarını oluşturmak istiyorsa o şekilde tescillerini alma işlemi zaten bir sene sürüyor marka tescili almak. Hadi biraz hızlandı o işler diyelim, 8 aya düştü. Tescilli marka sahibi önceden olsunlar ki ileride kendi markalarıyla da devam edebilirler. Boşu boşuna 30 bin lira, 40 bin lira ya da 50-60 bin lira isim parası ödemesinler yani karşı tarafa. Sonuçta onlar da tescilli markayı buraya franchising olarak veren firmalar da geçmişte markaları yoktu. Onlar da tescil ettirdi. Yani burada da bu çalışma yapılabilir öncesinde. Mobilyacılar için de dediğim gibi gördükleri her ürünün tescili olup olmadığını araştırmadan etmeden tasarım tescili var mı yok mu diye araştırmadan ciddi bir çalışma yapılması lazım. Öyle her ürünün piyasaya üretip sunmamaları kendi ticari hayatlarının devamı için önemli. Evet. Yani burada şöyle yapıyorlar. Şimdi bir moda oldu. Fuara katılıyor firmalarımız Soner Bey. Bütün ürünlerini götürüyor. İnsanlar birbirlerini fuarda daha iyi görüyor ya. Daha yakın şey yapıyor. Adam belli bir para harcamış, fuara stand açmış, stand parası vermiş. İşte 3 gün, 4 gün orada malını satacak. Bir heyecanı var üstünde. Taklitle bir marka varsa ya da şey ürün varsa elinde, taklidini yaptığını düşünen firma gidiyor mahkemeye bir talepte bulunuyor. Tespit için fuarda geliyor, baskın yapıyor. Ne oldu? Fuarın bütün ahengi bitti. Orada evet. Fuardan beni arayan çok müşterim oldu. Bana şu anda tespite geldiler, ne yapabilirim? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Taklit ürün yapmışsın. İşte kaldırıyorlar, gelen kişilere ters davranıyorlar, bağırıp çağırıyorlar falan. Bunlarla da karşılaştık. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani gelsin, gelen kişiler de sonuçta devlet adına gelmiş, görevini yapsın, tespitini yapsın, gitsin. Sonrasına bakmak lazım. Sonra neler yapılabilir, ona bakmak lazım. Gerek. Herkes kendi. Şimdi fuarcılar da şey oldu. Ne denir? Tedbiri elden bırakmıyorlar. Bu bir mermer fuarı da olsa, mobilya fuarı da olsa, makine fuarı da olsa, sizin ürününüzün markası tescilli mi? Burada sergileyeceğiniz ürünün markası tescilli mi? Faydalı model ya da patenti var mı? Tasarım tescilli var mı? Bunlar varsa öyle bunları standınıza koyabilirsiniz. Yoksa da gerekiyor fuarsa bu. Yoksa bu ürünler yoksa yani belgeleri yoksa ürünlerinizi lütfen tescilli belgesi olmayan ürünlerinizi getirip fuara koymayın. Başka firmalar gelip tespit yaptırıyor bizim fuarımızın ahengi, düzeni, havası bozuluyor diye izin vermiyorlar. Yani fuara girmeye layık olması için marka tescili tabii, olması gerekiyor. En azından tescili olması lazım. Eğer bir ürün varsa, görselliğini sunduğu bir ürün varsa tasarım tescili olması lazım. Özelliği olan bir ürünü varsa patent ya da faydalı model belgesi olması lazım. Şimdi Metin Bey isterseniz biraz da sonuçta siz Isparta patent ofisiniz, marka ofisisiniz. Isparta'yı bir değerlendirirsek markalaşma noktasında nedir, zayıf mıyız? Maalesef ki zayıfız. Türkiye'nin neresindeyiz? Kaçıncı sırasındayız? Herkes marka tescilliğine bilinci. Siz onu bana geçen hafta da söylediniz. Programa hazırlanırken Türkiye'de bilinçli kaçıncı sıradayızı öğrenemedim açıkçası ama şöyle bir istatistik var elimizde. Toplam Isparta'daki marka sayısı maalesef çok az. 1333 tescilli markamız var. 1333? 1333. Ama bu kayıt 5 yıllık bir kayıt. Son 2 yıl yok. 2010'dan öncesi de yok.
Evet. Aslında Türk Patent bunları yayınlardı. Yani son 2 yıl derken 2016 yok mu orada? 2010 ile 2015 arası son 5 yıl. 2016'yı daha şey yapamamışlar, yeni alamamışlar. Aslında bu kadar değil yani, daha fazla markamız var. Patent sayısı 103. Faydalı model sayısı 56. Tasarım sayısı 473. Tasarımda iyi gözüküyor rakamlar. Ama gene de diğer illere göre bakarsak. Mesela komşulardan bakalım. Mesela Antalya'da Antalya değil de Burdur'a. Burdur'a bakalım. Antalya'dan verip tamam. Burdur'a geri döneceğim. 16.672 marka yapılmış. Antalya'da Konya'yı geçmişler. Konya'ya da baktım. Gene 2010 ve 2015 arası. Bunların kayıtlarını size vereceğim. Patentte 375 patent yapılmış Antalya'da. Faydalı modelde 454 faydalı model. Tasarım tescilinde de 1720 tasarım tescili yapılmış. Burdur'a gelelim. Şimdi Antalya'ya göre kötüyüz. Ama Burdur'a göre çok çok iyi durumdayız. Burdur'da son gene 2010-2015 arası 489 tescilli markası var Burdur'un. 36 patent var. 73 faydalı model var. 96'da tasarım tescili var. Burdur'a göre tasarım tescili sayısında gene iyi durumdayız. Fakat Burdur'da başka bir şey daha var. Dikkatimi çeken coğrafi işaret konusunda ticaret odası güzel bir çalışma yapmış. Burdur'un meşhur şiş köftesi ve Burdur ceviz ezmesi. Hatta son buradaki kayıtlara yansımamış Burdur beji, Burdur'dan çıkan mermer. Bir şey daha vardı. 4 tane şu anda tescilli coğrafi işareti var diyebiliriz Burdur'un. Bizim Isparta Gülü Süleyman Demirel Üniversitesi adına ve Isparta Gül Suyu Gülbirlik Rozens adına coğrafi işareti tescili alınmış. Uluborlu Belediyesi'nin aldığı bir coğrafi işareti. Uluborlu Belediyesi'nin çalışmaları henüz bitmedi ama devam ediyor. Kuyruğu sulu böreği ve Uluborlu banağı için. Bizim kebap falan yok mu Isparta? Yok. Kuyu kebabı. Şimdi bizim kebap yok. Ekmek yok. Isparta ekmeği yok. Kebap ben yotunu aldım. Isparta şiş kebabı yok. Bir kere Isparta şiş kebabı ile Isparta kebabının ve Isparta ekmeğinin çalışması kesinlikle yapılması lazım. Tabii coğrafi işareti tüzel kişilikler alabiliyor değil mi? Belediyeler, odalar. Şahıslar da alabilir. Olabilir mi? Alabilir. Yani bu işi gerçekten şu kadar seneden beri ben yaptım, dededen gelme bir ürün olarak biz Isparta piyasasında bu işin var olmasında öncüyüz diyebilen bir firma varsa, ki öyle firmalarımız var, onlar da coğrafi işaret alma konusunda şey yapabilir. Şimdi ben şey merak ediyorum. Biz ve reçelle kebaba lokum da var burada, bilmiyorum, onlar da olması lazım. Çünkü Afyon'da baktım, onlar da onları şey o konularda da çalışma yapmışlar. Isparta kebabı üreten firmalar marka tescili falan birçok şey belge alıyor. Evet. Özellikle Isparta kebabının aldığı özel belge var mı? Yok. Yok değil mi? Özellikle bir belge yok, sadece firmalar. Bazı firmalarımız var, kalite belgesi alıyor. ISO 9001 dediğimiz. Herkesin alabileceği belgeler. Herkesin alabileceği değil. Herkesin o kalite standardını sağlayan. Yani standart sağlayan herkesin alabileceği diyelim. Kebap için coğrafi işaret alınabilir ama. Tabii alınabilir. Alınabilir. Burada marka ile ilgili yeni bir düzenleme de var. Markayı tescil ettirip kullanmamanın marka iptaline kadar gideceğini Türk Patent Enstitüsü söylüyor. Eskiden mahkemeye verilerek marka iptal ettirilebiliyordu. Mesela adam şunu tescil ettirmiş, bilmem ne oğlu diye uzun bir marka yumurta sınıfında tescil ettirmiş, bütün sınıfları almış. 45 sınıf var Türk Patent Enstitüsü'ne kayıtlı. Ama kullanmıyor. Kullanmıyor. Sadece yumurtayı kullanıyor içerisinde. Tavukla ilgili piliç, gıda, yani onu kullanıyor. Biz buna dedik ki çorap bize lazım.
Olmaz dedi, vermez, veremeyiz dedi. Çorapla ilgili sınıfta bu markayı dedik sizden satın almak istiyoruz dedik. Hani bize verin de demedik. Yok dedi, ben dedi şeyi bozmam, kurumsal kimliğimi bozmam. İşte bunun gibi. Ne oldu, sonucu ne oldu onun? Alamadınız sadece. Alamadık. Ama adam onu kullandı. Buradaki firmamızın da soy ismi. Ama adam da duruyor şimdi hala duruyor, değil mi? Bir ceza yükümlülüğü yok. Duruyor. Yani. Ona şu anda Türk Patent'e itiraz edeceğiz. Mesela bu markayla ilgili itiraz ettiğimiz zaman Türk Patent ona diyecek ki hangi sektörlerde kullanımın varsa hepsini getir kayıtlarını. Size bunun yani ispatı... İspatı edemeyecek. Yani çorap ve tekstilde kullanmadığını... İspat edemeyecek. Yani kullandığını ispat edemeyecek. O zaman oradan markası iptal olacak. Bizim alma imkanımız doğacak. Peki bunu bilmiyor mu adam böyle olacağını? Şu anda bilmiyor. Çünkü yasa yeni. Artık ne zaman çıkmıştı yasa? 15 gün falan oldu. 15 gün oldu. Bundan bizim sonra... yıllardır beklediğimiz bir yasaydı bu. Özellikle patent, faydalı model ve tasarım tescillerinde hukuksal sıkıntıları çok yaşıyorduk. Ya bu ciddi bir sıkıntı. Mesela biz haber sitemize isim ararken bayağı bir şey yaptık yani bakıyoruz hepsi mi alınır ya bütün isim yani Isparta'nın kenarından geçemedik yani burada da çok alınmış bunların birçoğu ama pasif durumda artık bu da bir sektör olmuş adamlar isim hakkını alıyorlar parasını yatırıyorlar elimizde dursun birisi yaparsa biz ona 10 liraya aldığımız şeyi 100 liraya satarız mantığı evet. Hakim bu sektörde burada çok sıkıntılı yani bunu da kapsıyor mu bu yasa? Tabii ki. Yani burada ismini bütün sınıflarda tescil ettiren firma artık ticari kayıtlarında, faturalarında o ürünü üretmediğiyle alakalı ispat da yapmak zorunda kalacak. Yani o markayı kullanmıyorsa geri alacaklar. Evet. Değil mi? Yani, özeti bu. Burada Isparta'da 2002 yılında bir kafeye tescil almıştım. Sonra meşhur bu kola içeceği üreten firmanın çayla ilgili de bir markası çıktı piyasaya. Bilirsiniz. Evet. Bizim buradaki kafenin ismine benziyormuş. Bu buradaki kafenin ismini geniş sınıflarda almıştık biz. Hem kafecilikte hem çay üretiminde hem şeker üretiminde falan almıştık. O zaman da söylemiştim. Bunlarla ilgili de mutlaka gıda siciliğine kayıtlarınız olsun. Ürüne, piyasaya ürün ürettiğinize dair kayıtlarınız olsun ki yarın birisi bunu kullanmıyorsunuz diye gelip size şey yapmasın, sıkıntı çıkarmasın diye bizimkiler de böyle bir kayıt tutmuşlar. Hatta biraz fason mal ürettirip satmışlardı. Ellerinde bunu kanıtlayabilecek şey var. Bu meşhur kola firmasının çay üreten firması buraya bir ihtarname gönderiyor. Diyor ki siz bu marka bizim sonradan oluşturduğumuz çay markasına çok benziyor. Bunu bize devretmek zorundasınız. Bedelsiz istiyorlar bir de. Sonra ben de dedim bedelsiz olmaz dedim. Aracı oldum. Para istedim. Sonra bizim firmamız parayı kabul etmedi. Bizim dedi kanıtlarımız vardı elimizde dedi. Onu ürettiğimize dair dedi. Şimdi aslında sonradan oluştuğu için o marka bir yandan bakıyor ki kendi markası hazır reklamı yapılan bir markaymış gibi. Ya da anlaşma yapan, başkasına ait markayı kendi markasıymış gibi başkalarına sözleşme imzalayan benim markam diye şey yapıyor. Başkasına gidiyor. Bununla ilgili şey yapabilirsin. İşte firma kurabilirsin. Ya da ticari işletme açabilirsin diye anlaşma yapıyorlar mesela. Franchising dediğimiz sistem. Hı hı. Orada da cezai yaptırımlar bayağı ağır yani o şekilde. Dediğimiz gibi burada firmaların dikkatli olması lazım Mehmet Bey. Araştırma yapmadan mesela birinin markasını getirecek bile olsa tescil belgesini istesinler. Evet. Olmadı bizden sorgulasınlar yani tescili var mı yok mu. Çünkü karşı taraf yeni başvuru yapmış oluyor markaya. Daha belgeyi eline almamış. Her marka başvurusu. Soner Bey, patent başvurusu, tasarım tescil başvurusu, faydalı model başvurusu, başvuru yapılsa bile kesin tescil edilecek anlamını taşımaz. Bunlara itiraz gelebilir.
başkası sizden önce kullanıyor olabilir. Bir baklavacı örneğimiz var, onu vereyim isterseniz. Bir vatandaş Gaziantep'in bir ilçesinin ismini, o kendisi Oralı, oranın ismini alıyor. İlçesinin ismini, sonra da oğlu kelimesini ekliyor ve marka başvurusu yapıyor. Bizle yapılmadı işlem. Ankara'dan bir firmayla yapmışlar. Bütün ambalajlarını, her şeyini, tasarımını, kutularını, işte tabelasını, her şeyini bu markayla isim çalışmalarını o şekilde yapmışlar. Bunlara bir itiraz geldi. 30 senedir ismini tescil ettirmediği halde kullanan bir baklavacı varmış Antep'te. 30 yıldır. 30 yıldır kullanıyormuş ve elinde kayıt var. Bakın ne oldu? Karşı tarafın elinde şey yok. Marka tescili yok ama bizim firmamızı tescil alırken yakaladı. İşte burada kötü niyetli başvuruları da Türk Patent Enstitüsü, hani bize bazen müşterilerimiz şunu soruyor. Neden başvurup bir ay sonra belgeyi alamıyoruz? Araştırıyorlar değil mi? Araştırıyor. Türk Patent Enstitüsü itiraz gelecek mi, gelmeyecek mi? Başkası bunu kullanıyorsa o itiraz sürecinde itiraz edilecek mi, edilmeyecek mi? O süreleri gözeterek, aslında her iki tarafın da hakkını gözeterek önce yayın süreci, sonra tescil onaylanma süreci, sonra belgenin gelme süreci derken 7-8 ayı buluyor. Eskiden 1-1,5 seneydi bu süreler. Evet. Dolayısıyla bu firmamızın yapılan itiraz kabul edildi. Şimdi ismini değiştiriyoruz. Artık biz de çalışacak. Yepyeni başka bir isim bulduk. Ona da şunu söyledim. Dedim ki bu isim bir tescil olsun, kesinleşsin. Ondan sonra dedim tabelanızı asalım. Birçok müşterimiz, müvekkilimiz şunu söylüyor. Markaya başvurduk, ben bunu tabelama asabilir miyim? Aslında o şekilde olmuyor. Bugün ulusal basında gördüğünüz reklamların, markaların şeyi araştırın, kayıtlarını. Mutlaka firma marka tescil belgesini almıştır. Üstüne bir iki sene de geçmiştir. Ondan sonra ulusal basına çıkmıştır. Yani yeni, marka başvurusu yapar yapmaz 15 bin dolar, 20 bin dolar, 100 bin dolar kaldı, yani reklam parası vermiyor insanlar. Önce markası bir kesinleşiyor. Ondan sonra o şekilde yapıyor. Ama biz tabii yerelde onları yapamıyoruz maalesef. Hemen insanlar gidip firma açıyorlar. Hemen gidip tabela yaptıracak. Hemen gidip işte katalog broşür bastıracak. Hemen reklam çalışmasına girişecek. Markayı başvurdum, hemen yapayım mı? Başka bir çaremiz kalmıyor. Yap diyoruz ama bu riskleri de söylüyoruz. Diyoruz ki tehlikeli. İtiraz edebilir. İtiraz gelebilir. Hiç ummadığınız bir yerden itiraz gelebilir. Halil Öztaş yazmış. Metin Bey'den Allah razı olsun. Markamızı aldık. Daha önceden dolandırılmıştık. Selamlar kim? Yazmış. Halil Öztaş. Bize de Halil abiye buradan ya, selam iyi yayınlar indirir demiş. Kanal Ostik'ten memnunuz, basın kulübünden memnunuz demiş. Biz de şimdi öyleyiz. Halil Öztaş'a ben de buradan selamlarımı gönderiyorum. 2017 yılı içerisinde Isparta markalarının markalaşma öykülerini ekranlara taşıyacağız. Metin Bey de işbirliği halinde. Birçok firmamız var, çok başarılılar. Çok çile çekmişler, zorluklar yaşamışlar. Ama bir marka olmuşlar. Bunların da bu öykülerini zaman zaman yıl boyunca inşallah ekranlara taşıyacağız. Güzel olur. Çünkü hepsi birer örnek Soner Bey. Hepsi yaşanmış birer örnek. Yani aslında hani bir insana sigara içme, kanser olacaksın dersiniz de sigara içmeye devam eder. Bu aslında bu iş böyle yani. Bu markayı tescil ettir, anlamaz. Bir gün başına bir iş gelir. Tabii, ondan sonra. Yani onun gibi yani. Bu işler. İlla yaşanmış örnekleri anlatarak daha güzel örnekleri daha çok şey yapabileceğiz. Yani insanları doğru yönlendirebileceğimizi umuyorum. Evet. Metin Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel oldu. Faydalı bir program oldu. Çünkü Isparta'da her geçen gün yeni işletmeler açılıyor, şirketler kuruluyor ama birçok kişi tabii ki markalaşmadan, patentten, tasarım tescilinden birçoğundan habersiz bir şekilde bütün bunları yapıyor. Ve Metin Bey programda 3-5 örnek verdi. Hepsi de önemli örnekler. Mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Bu yönde de özellikle sektörlerin en azından bu bilgilendirici toplantılarla
bilgilendirilmesi gerekiyor. Mesela ticaret ünvanının aslında markayla aynı olmadığı, Ticaret Sicil Gazetesi'nde boş olsa bile daha önceden marka tescilinin farklı bir şekilde yapılabildiğini söylediği iyi oldu Metin Bey'in. Birçok kişi de bu yanılgıya da düşüyor özellikle sektörel anlamda. En azından o konuda da aydınlatmış olduk. Burada patent ya da faydalı model ya da tasarım tesciliyle ilgili çalışma yapmayı düşünen firmalarımız varsa kendi ürünleriyle ilgili, bunlara da COSGAP destek veriyor. Bundan da yararlansınlar. Evet, o da güzel. COSGAP desteği de var. %60 destek veriyor. Yüzde? %60 destek veriyor. %60'ını COSGAP karşılayabiliyormuş. Bakın evet. Bu patent tescili, tasarım, faydalı ürün. Tedarikçisiyiz aynı zamanda. Bunu da söylemiş oldu. İyi oldu. Evet değerli izleyiciler. Aslında bu üçüncü bölümde programın, düzeltelim. Kalan bölümde Senir Beldesi'ni tekrar ekranlarınıza getireceğiz. Çünkü izleyemeyenler de olmuşlar. Bize not olarak göndermişler. Senir Beldemizi yoğun istek üzerine tekrar ekranlarınıza getireceğiz. Köy fragmanımızı izlemiştiniz arkadaşlar. Bunu zaman zaman yine kullanacaklar Kanal 12'de. Çok yakında basın kulübü Her Köy'de Bir Haber Var programıyla ekranlarınızda olacağız. Isparta'nın merkez köyleri başta olmak üzere Eğirdir, Gelendos, Yalvaç, Senirken, Sütçüler, Uluborlu, Yalvaç, Yenişehir, Bademli gibi, Atabey gibi bütün ilçelerimizi, ilçelerimiz sınırlarında bulunan köylerimizi tarayacağız. Ve bu köylerde, kırsaldaki hayatı sizinle paylaşacağız. Çok güzel öyküler var köylerde. Kırsal yaşantı çok samimi bir havada geçiyor programlar. Biz bazılarının çekimlerini tamamladık. Mutlaka izleyin. Çok keyif alacaksınız. Çok zevk alacağınız bir program serisi olacak. Basın kulübünü yakından takip etmeye devam edin. Basın kulübü 2017'de de yine Kanal 32 ekranlarında. 8 yıldır basın kulübü Kanal 32'den ayrılmıyor. 8 yıldır Kanal 32 ekranlarında hiç tekrara düşmeden 502. canlı yayınını yapan bir program basın kulübü. Bu nedenle bizi 8 yıldır hem bu televizyonda bu ekranlara çıkmamıza vesile olan, bu imkanı tanıyan televizyon yönetimimize teşekkür ederiz. Ama asıl teşekkürü siz Isparta halkına ediyoruz. Siz Ispartalılar basın kulübünü çok sevdiniz, basın kulübünü çok benimsediniz. Sizden aldığımız güç ile biz de basın kulübünü 8 yıldır bu ekranlarda ayakta tutmaya özen gösteriyoruz dedim. Önümüzdeki haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Birgiç, umarız son dakika bir değişikliği olmasa, siyasilerin programı belli olmuyor çünkü, basın kulübüne konuk olacak. Onunla da Isparta gündemini ve ülke gündemini değerlendirme fırsatı bulacağız. Ama önce kısa bir aramız var. Davraskent'in sunduğu Isparta Basın Kulübü devam edecek.